İnek sütü alerjisi özellikle ilk 3 yaşta en sık görülen besin alerjisi. İnek sütü alerjisi kendini egzama, kurdeşen, kanlı kaka, mukuslu, kusma, kabızlık gibi belirtiler gösterebiliyor. Belirti olan bir çocukta erken teşhis konulması önemli. Kanal 26'da yayınlanan ve moderatörlüğünü Damla Kamar'ın yaptığı Sağlıklı Yarın Ara programında bu konu üzerinde duruldu. Programın konuğu Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi'nden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Gökhan Görünmez'di. İnek sütündeki bazı proteinlere karşı, süt proteinlerine karşı vücudun yaptığı bir çeşit alerjik reaksiyon. Tabii alerjik reaksiyon dediğimizde sadece ciltte alerji olarak bulgu vermiyor. Çok farklı şekilde bulgu verebiliyor. Bazen huzursuzlukla, bazen çok basit bir pişikle bile, bazen saçta oluşan konaklarla bile şüphelenebiliyoruz. Bunlardan bahsedeceğiz zaten. Yani aslında çoklu belirtisi olan bir Tabii hastalık. çoklu belirtisi var. Hani ismi alerji ama bu alerji çocuk sisteminde çok farklı şekilde bulgu verebiliyor. Bazen bu bulguların hepsi birden de olabiliyor. Ama çoğu zaman daha sıklıkla birlikte bazen bir veya iki bulgudan da şüphelenip ona göre yönlenmemiz Yani o zaman gerekebiliyor. annenin bunu çok çabuk fark etmesi gerekiyor herhalde. Bu Yani alerji. annenin şüphelenip geldiği vakalar oluyor. Daha çok aylık takiplerimizde genelde işte ilk 40 kontrolünde veya bir aydan sonra da biz de şüphelenebiliyoruz. İnek sütü alerjisi görülen çocuklarda anneye kısıtlı diyetler öneriliyor. Süt alerjisi vardır bu çocukta deyip raporla düzenleyip öyle götürüyoruz. Yani annemiz sütten arındırılmış diyet yapıyor. Kendi sütünü öyle veriyor. Bir de sütten süt proteininden arındırılmış mamayla birlikte bu süreci güzelce götürüyoruz. Peki bir diğer soru. İnek sütü alerjisi olan çocuğum var. Gelişmesi normal seyreder mi? Tabii burada. Gelişmesi süreci güzel götürdüğümüz zaman çok normal seyrediyor. Hatta bazı çocuklarımız beklediğimizin de üstünde gelişim gösteriyorlar. Çok fazla böyle hastamız oldu. Yani bir kayıp yaşamıyoruz. Şimdi tabii hep böyle sağlıklı beslenme, süt ve süt ürünleriymiş gibi Gibi algılanır ya. algılanıyor. O Ama bu yüzden belki süreç, endişe evet, bu yaratabilir. süreçte aslında şöyle, bu sürece ısrar edip veya tanının geç konması çocuklarda aslında büyüme gelişme geriliği yapabiliyor.